Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim tam ölçüsüyle sütlaç tarifi vereceğim. Kanalımda fırında olarak sütlaç tarifi var. Bu sefer fırına atmayacağız. Uygun bir tencere ocağımı alıyorum. Orta boylardan bir çay bardağı pirinci birkaç sudan geçirerek yıkadım. İlave ediyorum. Üzerine 3 su bardağı su ilave ediyorum. Ocağın altını yakıyorum. Ara ara gidip gelip böyle karıştırıp pirinçler yumuşayana kadar kaynatıyorum. Bir 10 dakikadır kısık ateşte kaynıyordu. Artık suyunu neredeyse çekti. Pirinçler de iyice pişti. 1 litre sütü yavaş yavaş döküyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Orta ateşe alıyorum. Ara ara karıştırarak sütümü kaynatacağım. Sütün orada kaynamasını beklerken ben burada şimdi süt ve nişastayla bir sos hazırlayacağım. 3 yemek kaşığı, böyle çok aşırı tepeleme olmadan nişasta. Buğday ya da arpa kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. 1 su bardağı süt. 1 su bardağı toz şeker. Ben 1,5 su bardağı şeker kullanacağım. 1 bardağını şimdi koyayım. Yarım bardağını da kapatmaya yakın katacağım. Şöyle çırpacağım iyice. İçerisine nişasta dağılsın. Tamam. 10 dakikadır kısık ateşte kaynıyordu. Şimdi artık yarım bardak şekeri de ilave ediyorum. 1 bardağı öncesinde ilave etmiştim. 1,5 toplamda şeker ilave ediyorum. Eğer çok tatlı gelirse bir su bardağına da düşürebilirsiniz. Fakat bu sefer çok tatsız olabilir. 1,5 hemen hemen iyi geliyor. Şekeri kattıktan sonra şu iki taşım daha kaynatıp ocaktan alacağım. Ocağın altını artık kapatıyorum. Yeterli. Sütlaçları şimdi eşit bir şekilde kaplarını boşaltıyorum. Çok doldurmayacağım. Arada karıştırın. Pirinçler çünkü dibine çöktüğü için sadece sütünden gelmesin. Hepsini boşalttım tenceredeki bitene kadar. Şimdi dolaba kaldıracağım hepsini. Dinlendikten sonra sizlere kıvamını da göstereceğim. Ama en azından bir 2-3 saat boyunca dolapta iyice soğutun. Sütlaçları yeterince dinlendirdim. Üzerine ben birazcık şöyle ceviz tozu ya da fındık tozu da koyabilirsiniz. Koyacağım. Ben çok fazla dinlendiremedim ama sizler en azından birkaç saat daha dinlendirin. Diğerlerine de tarçın koyacağım. Hemen kıvamını da göstereyim. Diğer bardaklarda zor olur diye bununla size göstereceğim. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seven Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.